En kısa zamanda bu ürünleri hızlı bir şekilde satarım, rakiplerimin önüne geçerim ve senden daha fazla ürün alırım cümlesini kullanarak aslında fiyatta da indirim yapma şansımızı arttırmış oluruz. Herkese merhabalar, ben Murat. Amazon'da satacağımız ürünü Alibaba'da bulup tedarikçi ile iletişime geçtiğimizde ürün başına yapacağımız her sentin pazarlığı bizim için kar, yapmayacağımız her sentin pazarlığı ise bizim için zarar ve kaçan fırsat olarak geri dönecek. Peki, pazarlık yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Pazarlığın önemi nedir? Nelerden kaçınmalıyız? Bu videoda sizlere bunları anlatacağım. Birinci maddemizden başlayalım. Birinci maddemiz yapmamız gerekenler. Peki, yapmamız gerekenler neler? 1. Ürünümüzün detaylarını çok iyi bilmek. Ürünümüzü bulduktan sonra ürünümüzün detaylarını hızlı bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Yani detaylardan kastımız ürünümüzün ağırlığı, ölçüleri, ham maddesi ve benzeri konular. Ve tedarikçimizle pazarlığa oturduğumuzda ürünümüze ne kadar hakimsek bu bizi o kadar profesyonel gösterir. Zaten hali hazırda da ürünümüzün detaylarını çok iyi bilmek zorundayız. Biz buradan para kazanacağız. Bize gelir sağlayacak. Bu yüzden aslında bu bizim her şeyimiz olacak. Yani bir ailemizin ferdi gibi ürünümüzün ne olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Hem bizi profesyonel gösterir hem de masaya güçlü bir şekilde oturursunuz. İkinci maddemize geçelim. İkinci madde ise birçok farklı tedarikçiyle görüşmek ve hepsinden fiyat almak. Yani farklı tedarikçiyle görüştüğümüzde her biri bize farklı fiyatlar verecek ve o fiyatların neticesinde kafamızda ortalama bir maliyet oluşacak. Yani o ürünün ortalama kaç paraya satılacağını az çok tahmin edebileceğiz. Piyasadaki o ürünün değeri nedir? Bunu öğrenebileceğiz. Bu yüzden birçok farklı tedarikçiyle konuşmak da bizim için çok avantajlı bir durum yaratacak. Aynı zamanda en uygun fiyatı da bulmuş olacak. Ne kadar çok araştırırsak ürünün sadece fiyat hakkında değil, özellikleri hakkında da daha fazla bilgiye sahip olmuş oluruz. Bu yüzden farklı tedarikçilerle mutlaka görüşmek lazım. En az 10-15 civarı. Ha, tabii bunları yaparken bir elemeden geçirmemiz lazım. Verified ve işte Gold Supplier'lar oluyor. Bunlardan seçerek tedarikçimizi bulabiliriz. Parantez içinde şunu da belirtmek isterim. Şimdi ürünün satış sayfasına geldiğimizde 100 ve 99 adet arası fiyatı, 100 ve 500 adet arası fiyatı, 500 ile 5000 adet arası adet fiyatı ve 5000'den yukarısı olan adet fiyatı karşımıza çıkmakta. Burada biz örnek veriyorum 100 tane ürün aldığımızda kendi kendimize soracağız. Diyeceğiz ki yani üreticimiz ya da satıcımız neyse bizim için ne kadar indirim yapabilir? Yani hangi fiyatı ne kadar aşağıya çekebilir pazarlık yaptığımızda? Bunun cevabı şu şekilde. Şimdi 5000 adette 4.14'de satıyor değil mi? Yani bu satıcı 4.14'te sattığında bile kar elde ediyor. O zaman yani fiyatı 4.14'e kadar çekebilir. Bakın çekebilir diyorum. Bu çekeceği anlamına gelmez. Yani 4.14'e kadar satış fiyatını indirebilir. Tabii bunun değişken durumları var. Ama pazarlık yaptığımızda bu da aklımızın kenarında bulunması gerekir. Üçüncü madde ise tedarikçimize soru sormamak. Pazarlık aşamasındayken soru sormayacağız. Bunun yerine teklifler yapacağız. Bir profesyonelmiş gibi davranacağız. Şimdi iş hayatının altın bir kuralı var. Fake it till you make it. Yani başarıya ulaşana kadar o konuda başarılıymış gibi davranıp bunu alışkanlık haline getirip daha sonra alışkanlığımızı tekrar ede ede başarılıya ulaşmak. Şimdi sonuçta ben de ya da bu işte profesyonel olan kişiler de 50 yıldır şirket yönetmiyor, CEO değiliz. Ama pazarlık ede ede bu işte biliyormuş gibi davranarak bu kazanımı elde ediyorsunuz. Bu yüzden masaya oturduğumuzda şöyle bir teklif sunacağız. Yani bu fiyatı bana, bu ürünü bana 4.50'ye satar mısın gibi bir şey asla demeyeceğiz. Diyeceğiz ki ben bu ürünü 4 dolara almaya hazırım. Order'ı aç, siparişi ver, 100 adet ürünü şu an alayım diyeceksiniz ve kararı topu oraya atacaksınız. Onun kararına daha sonra tedarikçiniz verecek. Size ya olumsuz geri dönecek ki büyük ihtimal dönmez ya da orta yolu bulmaya çalışacak ya da sizin verdiğiniz teklifi kabul edecek. Çok absürt bir teklif vermediğiniz sürece zaten onu ya kabul eder ya da 20-30 sent üstüne çıkar ve buralarda teklif vermeye çalışır. Diğer madde ise Amazon'un yeni getirmiş olduğu olan politikayı yani bu depodaki envanterdeki ürün sayısının en fazla 200 olmasını kullanmak. Bunu şimdi çoğu normalde dezavantaj olarak görürüz değil mi? Ama bunu fırsata çevirebiliriz de bu aşamada. Nasıl çeviririz? Tedarikçimize diyeceğiz ki
Biliyorsun Amazon'da 200 ürün kısıtlaması var. Benim rakiplerimin önüne geçmem lazım. Bir avantajımın olması lazım. Bunu fiyatta yardımcı olursan en kısa zamanda bu ürünleri hızlı bir şekilde satarım. Rakiplerimin önüne geçerim. Ve senden daha fazla ürün alırım cümlesini kullanarak aslında fiyatta da indirim yapma şansımızı arttırmış oluruz. Yani bu dezavantajı avantaja çevirmiş oluruz. Diğer önemli madde ise daima saygılı olmak. Şimdi William Tecker'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, "Never lose a chance of saying a kind word." Yani kibar bir söz söyleme fırsatını asla kaybetmeyin. Şimdi bunu gerçek hayatta da mutlaka uygulamamız lazım ama pazarlık aşamasındayken veya tedarikçimizle görüşürken zaten o bir insan olduğu için ona ilk önce saygımızı göstermemiz lazım. Daha sonra beraber iş yapabileceğimiz için ona saygı göstermemiz lazım. Örnek veriyorum. Tatsızlık oldu, bir tartışma çıktı ya da size saçma sapan bir teklif sundu ürün hakkında. Yani ürünün ederi normalde 5 dolar, size 8-9 dolar bir teklif yaptı. Hani burada sinirlenip kızmamamız lazım. Çünkü başka bir zaman, başka bir ürüne gireceğimiz zaman belki o satıcı o ürünü çok ucuz bir fiyata satıyor olacak. O kişiye saygısızlık yaparsak bir daha konuşma fırsatımız olmayacak. O ne kadar bize saçma bir teklif sunsa da. Bu yüzden saygımızı, kibarlığımızı asla ama asla kaybetmeyeceğiz. Son olarak şundan da bahsedeyim. Pazarlığımızı yaptık, anlaştık ve üretime geçmeye başlayacağız. Ben ödemeyi 3 şekilde, 3 parçada yaptırıyorum. Yani nasıl? %40'ını ürünü ürettirmeden, %40'ını ürünü ürettirdikten sonra geri kalan %20'sini de kargom gideceğim yere ulaştığı zaman ödemeyi yapıyorum. Bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir problem, sorun yaşadığınızda paranızın tamamını vermemiş olursunuz. Yani bir sorun olacaksa da en az bir zararla kurtarmış olursunuz. Şimdi yapmamamız gereken konulara geçelim. Birinci yapmamamız gereken ise saçma sapan teklifler vermemek. Mesela dediğim gibi 10 dolarlık bir ürüne gidip de ya 3 dolar teklifle gidilmez. Yani bu karşıya saygısızlık olur. Yani şu demek olur. Senin malının değeri 3 dolar. Yani bu ayıp bir durum, ayıp bir şey. Bu yüzden böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu karşı tarafı tamam yoklama gibi olur ama yanlış bir harekettir. Sizi amatörce gösterir. Karşı taraftan tepki alabilirsiniz yani. Diğer madde ise her şeyi pazarlık esnasında halledin. Ürünü almadan önce halledin. Yani her detaylarını ve örnek veriyorum. Ürünle anlaştınız, tamam 5 dolar dediniz ama size daha pahalı geldi veya başka bir tedarikçiyle konuştunuz. O size daha ucuz bir teklif yaptı. Ama iş işten geçti yani orada yapacak bir şey yok. Bu durumun yaşanmaması için bunu mutlaka ama mutlaka pazarlık aşamasında yapın. Pazarlığı yapıp anlaştıktan sonra tekrar fiyat konuşmakta amatör olduğunuzu gösteren en bariz konuşmalardan, yaklaşım çeşitlerinden biridir. Bir diğer madde ise tedarikçimize yalan söylememek. Tamam başta belirttik fake it till you make it dedik ama çok fake hareketlerde de bulunmamamız gerek. Örnek veriyorum. Dedik ki tedarikçimize şirketim var. Bu kadar yıldır şirket yönetiyorum vesaire vesaire. Tedarikçimiz bize şirketin bu zamana kadar yaptığı işleri, aldığı malları, işte adresinin, sitesini vesaire göster dediği zaman biz gösteremezsek bunu 1-0 yenik olarak başlamış oluyoruz pazarlığa. Hatta belki o pazarlık hiç başlamaz. Sizin yalan söylediğinizi düşünerek pazarlığa yanaşmaz bile. Yani ürünü satmaz bile. Bu yüzden kanıtlayamayacağımız şeyleri söylememeliyiz. Ha, eşinizin, dostunuzun ya da abinizin şirketi vardır. Tamam, onu örnek gösterebilirsiniz. Onda herhangi bir problem olmaz ama adımlarınızı düşünerek atın. Bir diğer madde ise sample için pazarlık etmeyin. Bu sizi amatör gösterecek olan bir diğer maddedir. Çünkü büyük bir şirket asla örnek test ürünleri için pazarlık etmez. Yani 3 kuruşun hesabını yapmaz onun için. Sample'lara, pazarlığa girdiğiniz an o sizi profesyonel olmadığınızı gösterir. Daha amatör işi bilmediğinizi gösterir ve yine 1-0 geride başlarsanız. Yani sample alacaksınız da şu şekilde belirtebilirsiniz. Dersiniz ki işte ben bu üründen 6 tane alacağım ama 500 tane aldığım zaman ya da 200 tane, 300 tane aldığım vakit o sample fiyatını o üründen düşerseniz dersiniz. Böyle sample'ları da size bedavaya gelmiş olursunuz. Yani böyle bir taktik, strateji deneyebilirsiniz. Videomu da büyüklerimden öğrendiğim şu sözle bitirmek istiyorum. Ürünü satın alırken kazanırsın, satarken değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.